Cumhuriyeti genç bir subayken Karaköy'den Samsun vapuruna binip kurtuluş meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak görüyorum. Cumhuriyet Beyoğlu Belediyesi'nde emekli olan bir işçi çocuğunun Beyoğlu Belediye Başkanı olduğunun fırsat eşitliğidir demek Cumhuriyet. İşte bu şanlı tarihe sahip çıkmanın sorumluluğuyla bugün burada bir ilke imza atıyoruz. 101. yılında Pera Palace Oteli'nde kıymetli Beşiktaş Belediye Başkanım ve kıymetli Şişli Belediye Başkanım'la birlikte Pera Palace Oteli'nde Cumhuriyet Balosu düzenlemiş bulunuyoruz. Öncelikle işbirlikleri ve dayanışmaları için kıymetli başkanlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Var olduğumuz sürece, nefes aldığımız sürece onun fikirlerini takip etmeye, onun bize bıraktığı Cumhuriyet devrimlerini geleceğe taşımaya devam edeceğiz, aynı bugün olduğu gibi. Bizim asli görevlerimiz toplumun ötekileştirilmiş bu kesimlerinin özellikle yanında olmak, onların değerlerini yükseltmek, onların sorunlarına çözüm bulmak ve aslında ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır sözünden yola çıkarak kendi bulunduğumuz yerlerde, yönettiğimiz yerlerde işimizi layıkıyla yerine getirip projelerimizi hayata geçirip bir çift mavi gözün ışığında ona layık olmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Eşitlik, adalet, özgürlük temelleriyle Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla toplumun her kesimini kucaklayan, fırsat eşitliği sağlayan bu büyük devrimi sonsuz kılmak en büyük işimizdir. Buradaki temel motivasyonumuz da yine tarihteki büyük başarıdan alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin imkansızlıklar içerisinde kuruluş hikayesinde. Çaresizlikler içerisinde bir millet Atatürk'ün açtığı yolda Cumhuriyet ışığıyla aydınlanmıştır. İşte tam bu sebeple Cumhuriyet kapsayıcıdır. Cumhuriyet özgürleştiricidir. Ve en önemlisi Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir.